2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Türkiye demokrasisi bir kez daha siyaset dışından yapılan bir müdahaleye tanık oldu. İnternet üzerinden yayınlanan ve tarihe E-Muhtıra olarak geçen 27 Nisan bildirisi Türkiye'yi o dönem erken seçime götüren süreci de başlattı. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden önce sivil siyasete yönelik son müdahaleyi 27 Nisan 2007'de yaşadı. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin Mayıs ayında dolacak olması sebebiyle başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Türkiye'de siyasi tansiyon yükselmişti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olması sıfatıyla bu seçimlerin kendilerini de yakından ilgilendirdiğini belirtmiş ve seçilecek Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet'in temel ilke ve kurallarına bağlı olması gerektiğini ifade etmişti. Bu ifadeler üzerine yaşanan tartışma henüz tamamlanmadan Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Nisan gecesi Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir bildiri yayımladı. Bildiri internet aracılığıyla yayımlandığı için tarihe E-Muhtıra olarak geçti. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, adaylık süreci de 23 Nisan öncesi yurdun birçok yöresinde laiklik karşıtı olarak nitelendirilebilecek olaylar yaşanmasının rejime meydan okuma olarak değerlendirilmesi gerektiği ifadeleri yer alıyordu. Hükümet bu bildiriye tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27 Nisan 2007 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda toplantı yeter sayısı olan 367 sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz başvurusu tarihinde haklı bulunarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu iptal edildi. Bu gelişme üzerine erken seçim kararı alındı. Seçimlerin ardından Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, 2009 yılında katıldığı bir televizyon programında bu internet açıklamasının kendisi tarafından yazıldığını, ancak bunun bir muhtıra olmadığını savundu. Söz konusu bildiri 29 Ağustos 2011'de Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinden kaldırıldı.